için böyle renk geçişli bir ip kullanacağım. Kağıt ip olarak geçiyor ama gayet yumuşak bir ip. Kağıt ip gibi sert bir ip değil. Ve 4 milim tığ kullanarak öreceğim. Öncelikle çantamızın tabanını hazırlayalım. Çantamın tabanını 30 zincir üzerinden oluşturacağım. Öncelikle bir ilmek hazırlıyorum. Bu ilmeği zincir sayıma dahil etmiyorum. Bu benim bu taraftaki bir tepem olacak. Şimdi 30 tane zincir çekiyorum. Artı bir zincir daha çekiyorum. 30 zincirimin ilkine batıyorum. Bir sık iğne uyguluyorum. Bu artı çektiğim bir zincir de bu taraftaki tepem olacak. Geri dönüşte bu tepeye ve bu tepeye üçer tane sık iğne uygulayacağız. Bu arada bundan sonra tabandan sonra kuracağımız örnek için 3'ün katları olacak şekilde sayıya ihtiyacımız var. Onun için 30 zincirle başladım. Tepeleri de üçer tane yapacağım için tabanım hep 3'ün katları olacak sayıda devam edecek. Şimdi 30 zincirin her birinin içerisine birer tane sık iğne uyguluyorum. İlk tepeye geldim ve bu tepenin içerisine 3 tane sık iğne uyguluyorum. Şimdi tekrar bu tarafa devam ediyorum. Bu, bu taraftaki sık iğnelerin her birinin arka tarafına yine 30 tane sık iğneyi tamamlayıp sıranın başına geliyorum. bir zincirle döndüğümüz tepe bu tepeye de 3 tane sık iğne uyguluyorum. Şimdi tepelerde yaptığımız ilk sık iğnelere birer işaretleyici takalım. Yerlerini karıştırmayalım. Dönüşte hep bu tepelere 3 tane yapmıştık bu tepeye. Bundan sonra dönüşte her birinin içerisine ikişer tane yapıp tepedeki sık iğne sayımızı 6'ya çıkaracağız. Buraya da bir işaretleyici taktım. Şimdi devam eden sık iğneye batıyorum, ilmeğimi sabitliyorum, bir zincirle yukarı çıkıyorum, aynı yere batıyorum, tekrar bir sık iğne uyguluyorum. Diğer tepeye kadar her gördüğüm tepeye bir tane sık iğne uyguluyorum. Şimdi buradan işaretimi çıkarıyorum. Tepedeki ilk sık iğnemizde üzerine iki tane sık iğne uyguluyorum. Tekrar işaretleyicimi iki tane sık iğnenin ilkine takıyorum. Yine buradan başlayacak bir sonraki sırada. Ortadaki sık iğnenin tepesine de yine iki tane sık iğne uyguluyorum. Üçüncü sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne uyguluyorum. Ve diğer tepeye kadar her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne uyguluyorum diğer tepeye geldim işaretimi çıkarıyorum bu sık iğnenin içerisine iki tane sık iğne uyguluyorum bu birinci sık iğnemizdi tekrar iki sık iğnenin ilkine işaretimi takıyorum ikinci sık iğnenin tepesine yine iki tane sık iğne uyguluyorum üçüncü sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne uyguluyorum Tekrar bir sonraki sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kapatıyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. ilk sık iğnemi aynı yere batarak uyguluyorum. Şimdi her gördüğüm tepeye tekrar birer tane sık iğne uyguluyorum tepe kısımdaki sık iğne sayım 12'ye ulaştı. Yani 2 sıra boyunca artış yaparak örmüştüm. Şimdi bu sırada artış yapmayacağım. Her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne uygulayacağım. İşaretimi çıkarıyorum. Yine bu sırada tepedeki sık iğne sayım 12 olarak kalacak. İşaretimi tekrar takıyorum. Ve bu sırayı da artış yapmadan tamamlıyorum. Bir sıra boyunca da artış yapmadan ördükten sonra bu sırada tekrar artışma devam ediyorum. Tepedeki sık iğne sayımız 24'e çıkacak bu sırada. İlk işaretimi çıkardım. Bu tepeye 2 tane sık iğne uyguluyorum. Bir sonraki tepeye yine 2 tane sık iğne uyguluyorum. Bu sıramızı da yine artış yaparak örmeye devam ediyoruz. Tepedeki sık iğne sayımız 24 oldu. Bu sıra boyunca da artış yapmadan öreceğim ve ondan sonra tabanımı bitirmiş olacağım. Toplamda 108 tane sık iğne ile çantamın tabanını tamamlamış oldum. Ölçülerine bakacak olursak en uzun nokta 32 santim, en genişliğim 9 santim. Şimdi çantamızın üst bölümünü örmeye devam edeceğiz. Yine ilmeğimi buraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi üst kısma çıkarken sık iğnenin iki tane bacağı var. Bu taraftaki bacağı yani ön tarafa gelen bacağı burası örgümüzün arkası burası düz yüzü. Ön tarafa gelen bacağı bırakıyoruz. Arka tarafa gelen bacağı batıyorum. Sık iğne uyguluyorum. Hep arkadaki bacaklara batarak bir sıra boyunca sık iğne uyguluyorum sıranın sonuna geldim ilk sık iğnenin tepesine batıyorum ve ilmeğimi kapatıyorum bir zincirle yukarı çıkıyorum aynı yere bir sık iğne uyguluyorum tekrar bir zincir çekiyorum tığımın başını bir defa doluyorum aynı yere sık iğne uyguladığımız aynı sık iğnenin içerisine batıyorum ve ikili trabzan uyguluyorum. Devam eden iki tane sık iğneyi bırakıyorum. Üçüncü sık iğnenin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına bir defa doluyorum. Aynı sık iğnenin içerisine bir tane ikili trabzan uyguluyorum. 2 tane sık iğneyi bırakıyorum. 3. sık iğnenin içerisine batıyorum. bir tane sık iğne uyguluyorum. bir zincir çekiyorum. Tığımın başına bir defa doluyorum. Aynı sık iğnenin içerisine aynı yere batıyorum. İkili trabzan uyguluyorum. 2 tane sık iğneyi bırakıyorum. 3. sık iğnenin içerisine batıp bir tane sık iğne uyguluyorum. Şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldim. İlk oluşturduğumuz sık iğnenin içerisine batıyorum ve bu şekilde yine ilmeğimi kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. İpimi yürüteceğim bir defa nereye yürütüyorum? Bir tane ikili trabzan ve bir zincirimiz vardı bu araya yürütüyorum. Yani bir sık iğne batıyorduk, bir zincir çekiyorduk, bir tane de ikili trabzan yapıyorduk. Bu araya ipimi bir defa yürütüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne uyguluyorum. Hemen şuraya da işaretleyicimi takacağım. Bir sonraki sırada birleşme noktamız burası olacak. sık iğnemizi uyguladıktan sonra bir zincir çekiyoruz aynı yere batıyoruz ve bir tane ikili trabzan uyguluyoruz bir sonraki bir zincir ve bir tane ikili trabzan olan araya bir sık iğne uyguluyorum bir zincir çekiyorum tığın başını bir defa doladım aynı yere batıyorum ikili trabzan uyguluyorum bir sık iğne bir zincir bir ikili trabzanımız var bu araya şöyle şu ikili trabzanımız bu aradaki bir zincir bu da sık iğne araya batıyorum bir sık iğne uyguluyorum bir zincir çekiyorum aynı yere batıyorum bir tane ikili trabzan uyguluyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz sıranın sonundayız işaretleyicimi çıkarıyorum buraya batıyorum ve ilmeğimi kapatıyorum bir zincir çekiyorum geri dönüyorum yine aynı işlemi yapacağız burada bir sık iğne bir zincir bir ikili trabzan oluşturuyoruz bu araya batıyorum ipimi bir kere buraya yürütüyorum bir zincir çekiyorum aynı yere bir sık iğne uyguluyorum işaretleyicimi yine buraya takıyorum bir sonraki sırada birleşme noktamız burası olacak bir zincir çekiyorum tığın başını bir defa doluyorum aynı yere bir tane ikili trabzan uyguluyorum gayet kolay bir model bir sonra bir sık iğne, bir zincir, bir tane ikili trabzanımız var. Bu araya batıyorum. Bir sık iğne uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını bir defa doluyorum. Aynı yere bir tane ikili trabzan uyguluyorum. Şimdi çantamız istediğimiz uzunluğa ulaşıncaya kadar her sırada aynı işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Çantamın uzunluğunu tamamladım. Toplamda 16 buçuk 17 santim kadar uzunluk elde ettim. Buradan sonra sapını örmeye devam edeceğim. Yine sıranın sonundayım. Sıra sonunda uyguladığımız aynı işlemi uyguluyoruz. İşaretimi çıkardım. Buraya batıyorum ve ilmeğimi kapatıyorum. Bir zincirle geri dönüyorum ipimi sanki örgüme devam edecekmişim gibi araya kadar yürütüyorum. Tekrar bir zincirle dönü geri dönüyorum. Şimdi sık iğne uygulayacağız sapı uzatmak için. Toplamda 36 tane örneğim var. Şöyle bir sık iğne, bir zincir, bir tane ikili sırapzan uyguluyorduk. Bu kümeden toplamda 36 tane var. 8'er tanesini sapımı uzatmak için kullanacağım. 10 tane bir taraf, 10 tanesi de bir taraf için ağız kısmı olarak kalacak. 8 tanenin üzerine de toplamda 24 tane sık iğne uygulayacağım. Bir zincirle geri döndükten sonra hemen buraya ipimizi yürüttüğümüz yere batarak bir sık iğne uyguluyorum. Bu birinci sık iğnem. Daha sonra şu birleşme noktasına batıyorum. Sık iğne uyguluyorum. Ben şöyle işaretleyicimi de taktım. Ağzını ağza getirip nereden başlayıp nereden biteceğimi biliyorum. Birinci ipimizi yürüttüğümüzdü ve devam eden 7 tane örneğimizin üzerine sık iğne uyguluyoruz. Tekrar burada bir tepem var. Tepeye batıyorum. 3. sık iğne sık iğne ile trabzanın arasına batıyorum dördüncü sık iğne trabzanın tepesine batıyorum beşinci sık iğne sık iğnenin tepesine batıyorum altı sık iğne ile ikili trabzanın arasına batıyorum trabzanın tepesine batıyorum bu şekilde diğer işaretlediğim sekizinci örneğe kadar sık iğne uyguluyorum İlk sıra sık iğnemi tamamladım. Hatta şöyle gösterirsem daha anlaşılır olacak sanırım. Her sırada azaltı azalta gideceğiz sık iğne sayımızı. İlk sırayı tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen dibine batmıyorum bir tane başta bir tane sonda eksilteceğiz yani sık iğne sayımızı 22'ye düşüreceğiz ikinci sıradan dibine batmıyorum bir sonrakine batarak başlangıçtaki eksiltmemi gerçekleştirmiş oluyorum şimdi sıra sonunda iki tane sık iğne kalıncaya kadar bütün sık iğnelerin tepesine yine birer defa batıyorum son iki sık iğne şimdi birincisine batıyorum çıkıyorum toplamıyorum Tekrar ikinci sık iğneye de batıyorum. Çıkıyorum. Tığımda oluşan 3 ilmeği beraber toplayarak ikinci eksiltmemi de sıranın sonunda gerçekleştirmiş oldum. Şimdi sık iğne sayım 22. Bir zincirle geri dönüyorum. Dibine yine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sıra başındaki eksiltmemi gerçekleştirmiş oldum. Sıra sonunda da yine iki sık iğneyi beraber örerek bu sırada da sık iğne sayısını 20'ye düşüreceğim. Şimdi sık iğne sayım 6 tane kalıncaya kadar bu şekilde her sırada 2 tane eksiltme yaparak sapımın başlangıç kısmını örmeye devam ediyorum. Şimdi 6 tane sık iğnem kaldı. Bunun yalnızca 3 tanesini örmeye devam edeceğim bir 5-6 sıra kadar. Şu halka için şöyle diğer taraftan paylaşayım. Diğer tarafı bitirdim. Şöyle 3 tane sık iğne ideal olacağı için altıya kadar eksilttim. Bu altının da 3 tanesini öreceğim. Diğer 3 tanesini şu şekilde bir birleştirme gerçekleştireceğiz. Şimdi bir zincirle geri dönüyorum. Bu defa tam dibindekine batıyorum. Artık eksiltme yapmıyoruz. 1 bir. bir sonraki sık iğne 2 ve 3 bir zincirle geri dönüyorum yani yalnızca bu üç tane örmeye devam edeceğim yine dibine battım üç tane sık iğneyi de altı sıra boyunca ördük tamamladık şu şekilde şöyle halkaları buraya dikerek birleştireceğiz ama öncelikle halkanın üzerine bir sap öreceğim Çantamızın sap kısmını örerken ipimi çift kat olarak kullanacağım. Her zaman olduğu gibi önce bir ilmek hazırlıyorum ve halkaya ilmeği geçiriyorum. Ve şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Geri dönüyorum. Başlangıçta döner dönmez burada hazırladığımız ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne uyguluyorum. Hep bu şekilde döneceğiz. Şu şekilde dönmeyeceğiz. Dönüyorum. Sağ tarafa doğru. Şurada iki tane ilmek var. Bu iki ilmeği beraber alıp örüyorum. Sağ doğru. Tekrar dönüyorum. Yine bir şu ilmeği bir de şu ilmeği kenarda kalan ilmekleri alıyorum örüyorum sağa doğru dönüyorum artık daha da net anlaşılıyor sağ tarafa doğru dönüyorum bakın burada boşta zaten solda boşta iki tane ilmek var 2 ilmeği beraber alıyorum. Örüyorum. Çok uzun bir sap olmayacak. Yine ördükten sonra kaç santim ördüğüm bilgisini paylaşacağım. Toplamda 37 santim uzunluğunda bir sap elde etmiş oldum. Şimdi bunu diğer halkayla da birleştirelim. Bir iğne yardımıyla ipimi onun için biraz uzun bıraktım. Bir kere birleştireceğim. Bir kere halkanın içerisinden ipi geçirdim. Tekrar dönüyorum. En son sapı bitirdiğim ilmeğe batıyorum. Bir defa da şu yandaki iki tane ilmeğe batıyorum. Ve bu şekilde diğer sapı da birleştirmiş oldum. Şöyle bir kere de içerisinden geçirelim. Daha sonra ipimizi güzelce saklayacağız. Şimdi çantayla birleştirme aşamasına geçelim. Hazırladığımız sapı 6 sıra boyunca ördüğümüz 3 tane sık iğnenin içerisinden geçiriyoruz. Şöyle ben kalan ipi iğneyi de takmıştım. İğneyle beraber geçiriyorum. Bıraktığımız 3 tane sık iğne var. 3 tanesini örmeye devam etmiştik, 3 tanesini bırakmıştık. Şimdi öncelikle bunları birbirine iliştireceğiz. Şimdi de burayı birleştireceğim. çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Sadece ağız kısmına bir çıt, çıt dikeceğim. Diğer her şeyimiz tamam. Kullanıma hazır durumda. Örmeyi düşünenlere şimdiden elinize sağlık kolay gelsin. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.